kar dakikalık zamanlarda icra edeceğimiz dünya konjonktüründe statüsünü, geldiği noktayı ayetlerle, hadislerle, kıssalarla, tarihi geçmişte 1400 yıllık dokümanlarla bir müştehit imamın iştihadını elle tutulan gözle görülen ayetlerle. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemine ve lakibetül müttekin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya muhavvilel hali vel ahval, havvil halena ila ahsenil hal. Ya mukallibel kulub, sebbit kulubana ala dinik. Rabbena la tuzi kulubana, ba'de ithedeytena ve heblena milledünke rahmeh, inneke entel vehhab. Amin. Ya mu'in, bir rahmetke ya erhamer rahimin. Yüce Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketiyle konuma, mesajıma, dersime başlıyorum efendim. Anlatmış olduğumuz, takdim etmiş olduğumuz bu derslerimiz kulaklarımızdan gönüllerimize tıpkı ağzımızdan yutkunup da midemize giren lokma gibi girmesi için emdolun gayret sarf ediyorum bak. Biz samimi insanlar birbirlerimize karşı samimi olalım. Konuşmacı ve dinleyici olarak o frekansımızda sıkıntımız yok. Cidden emek veriyorum bak. Niye? İnsanlara saygı duyuyorum. İnsanlara saygı duyuyorum. Köpeğe de saygı duyuyorum ben. Ağaçlara da saygı duyuyorum. İnan mısın? Vatikan Kilisesi'ne bile saygı duyarım ben. İster inanın, ister inanmayın. Eğer ben Vatikan Kilisesi'ne saygı duymazsam Vatikan'da Kabe-i Muazzama'ya saygı duymaz. Rabbim der ki hürmetler Kur'an'da beyanda karşılıklıdır. Hürmetler karşılıklıdır. Sen bir bayanın böyle hoşa gitmeyen kıyafetine saygılı olacaksın. O da senin çarşafına ne yapacak? Saygılı olacak. Bu iş böyledir. Bak kabul etmiyor. Kabul etmek ayrı bir konu. Saygılı olmak ayrı bir konudur. Ben ülke halkıma çok saygılıyım. Doğusuyla, batısıyla, güneyle, kuzeyle, Kürdüyle, Türküyle, Çerkesiyle, Lazıyla. Cinsi, rengi, dişi ne olursa olsun. Beyaz simit sarayının sahibiyle simit satan bir çocuk. Herkese saygım vardır, hürmetim vardır. Bakın lan, hele hele kitap ve sünnetin hakimiyetinde yapılmış olan bir derse eğer saygısızlık yapacak olursan bunun tehlikesi hayatımızı, zihnimizi çok farklı kuşatır Allah göstermesin. Bundan dolayı saygılarımı, sevgilerimi sunarak kaldığımız yerden devam ediyorum. Siz de hatırlayacaksınız, bir insanın düzgün olması için geçtiğimiz dersimizin son bölümlerini görmüş olduğunuz bilgi olarak, belge olarak, tablo olarak dört şeyimizin iyi olmasıyla buluşturdum. Dini hayatımızda size vereceğim bu husustaki en önemli konu aklımızla, kalbimizle, bedenimizle ortaklaşa yapmış olduğumuz bir ibadet hayatımız bizim dini hayatımızı ne yapar? Güzelleştirir. Herhangi bir hizmet ki bu hizmette hem beyin gücü var, hem gönül gücü var, hem de beden gücü vardır. Hiç ayrım yapmaksın. İster selam ver, ister hal hatır sor, ister zekat ver, ister namaz kıl. Bunda beyin gücünde olacak, gönül gücünde olacak, beden gücünde olacak diyorum. Dini hayatımız bu. Dini hayatımız bizim sadece cami bağlantılı bir hayat değildir. Dini hayatımız Kur'an bağlantılı bir hayattır. Geleceğim buna inşallah biraz sonra. Biz öyle bir hayat yaşayalım ki Kur'an'ın hakimiyetinde yaşadığın bir hayat olsun. Yani Allah'ın onayında, Allah'ın onay vermiş olduğu bir hayat tarzımızı nasıl yaşayabiliriz? İnşallah bu dersimde imkan bulabilirsem sizleri buraya götüreceğim. O bakımdan dini hayat sadece 3-5 kalemde
bitecek, noktalanacak bir hayat değildir. Hayat tarzımız 24 saat, bir hafta, bir ay, bir sene değil, bir ömürlük hayatımızın geceli gündüzlü bizden istenen görevleri yerine getirmede samimi olmak dini hayatımızın iyi olmasını sağlar. Sağlığımız, geçtiğimiz derste söylemiştim. Bugün sağlığımızın kaderini anlayamadık. Allah sağlıklı bir vücut verdi bize. Biz sağlığımızı bozduk. Kendi irademizle bozduk. Kendi irademizle. Yani Cenab-ı Allah'ın bize imtihan olarak vermiş olduğu sağlığımızı bozucu olan imtihanlar işte %5 demişler bu sahanın uzmanları. Bu ülke halkının değil, dünyada bugün İslam aleminde hastalanmış, doktora giden, tedavi olan hastaların %95'inin yakalandığı hastalık iradeye dayalı hastalıktır. Allah'ı suçlamayalım lütfen. Ama faili mutlak Allah'tır. İster beslenmeden, ister giyinmeden, ister hangi sebepten gelirse gelsin Allah sebepler yaratır. Ama Cenab-ı Allah da bir toplumu böyle hastanelere tıklım tıklım, sağlık ocakları tıklım tıklım, yani hastaneler vardiya usulü çalışsın diyerek bir yazgı yazmaz Allah topluma. Bu ona yakışmıyor çünkü. Bakımdan sağlığımızın iyi olması kul iradesini temelden ilgilendiriyor. Rabbim çok açık, çok net, çok berrak olarak bize yapacağımızı söylemiştir. Ağzınızdan giren lokmalar hem temiz olsun hem de helal olsun. Hemen peygamberimiz devreye girerek ağzınıza almış olduğunuz lokmaları az az alın, çok çiğneyin. Tıka basa midenizi doldurmadan kalkın diyor. Bitti. İşte 60-70 yıllık yaşayacak ömrümüzün sağlıklı geçmesinin altyapısındaki espri, hikmet budur. Ağzından giren helal olsun, temiz olsun. Ağzına koymuş olduğun lokma küçük olsun, çok çiğne. Ve karnını tıka basa doyurmadan kalk. Bunu söyleyen Peygamber Efendimiz. Sen bunu yaptığın zaman Allah sana çok güzel, sağlıklı bir hayat lütfediyor. Sağlığın güzel olunca ne yapıyorsun sen de? Düzgün bir hayat yaşamaya çalışıyorsun. Öbür tarafı iş. Yapmış olduğunuz iş. İşinin de iyi olması lazım. Yani kerahatten ayıklanmış, haramlarla dirsek temasına geçmemiş, lüzumsuzluğu yok, fayda yönü bitmiş, sıfırlanmış değil. Öyle bir iş ile buluş ki yapmış olduğun o iş tıpkı kıldığın namaz gibi Allah sana yorulmanın sevabını versin. Kazanmanın sevabını versin. Durgun giden ticaretteki sabrının sevabını versin. Bol müşteriye karşı şükrünün sevabını versin. Bak bunların hepsi dolu. İçi dop doludur bu konuların içerisinde. Yeter ki biz şu düzgün bir hayatı hiç uzağa gitmeden, daha sulhümüzden gelen çocuklarımıza bir göstermeden ölmeyelim. Vefatımızdan sonra çocuklarımız, torunlarımız bizi güncel konuları çözmek için bizden gördüğü hayat tarzındaki bir menkıbe olarak gündeme getirecek olursa, bilin ki Kur'an'da ölümünden sonra hayırla yad edilen insanların safına katar Allah bizi. Çocuğum, oğlum, kızım, benim güzel hayat tarzımın menkıbesini anlatması gerekiyor. Bu bakımdan düzgün yaşamam gerekiyor. Düzgün insan olmam lazım gerekiyor. Ve sonuncusu, aile hayatımızın iyi olmasına bağlı. Burada da söylemiş olduğum gibi anlaması kolay, anlatması kolay, yaşanması kolay olan bir konu. Bak elimde bir bardak su var. Şu anda içmiş olsam çok kolay içiyorum. Hani derler bir bardak su kadar içimi kolay. Allah'ın katından gönderdiği din de böyledir. Onu zorlaştıran biziz. Allah'ın dininin hiçbir farzında, hiçbir emrinde zorluk bulamazsınız. Sadece
Hoşumuza gitmeyen tek bir şey kısas olmuş. O da bir imtihan. Hoşumuza gitmese dahi Allah bunu farz kıldı diyor. Ama bunun dışındaki yaptığınız ne kadar ameller varsa her birinin içerisinde bir güzellik, bir destekleme unsuru. Bizim gönlümüze, böyle ruhumuza pencere açabilecek bir nitelik kazandırıyor. Bu bakımdan konuyu burada bu şekilde kapatmak istiyorum. Ama asıl konuya geldiğim zaman şimdi sizlere takdim edeceğim bu konularımızın önemini her zaman için söylemiş olduğum gibi hep birbirini destekleyen, birbirlerine bağlı bir zincir halkası gibi olduğunu söylemek istiyorum. Yani sizlere takdim edeceğim bu 40 tane konum tıpkı görmüş olduğunuz şu 99'luk tesbih taneleri gibi hepsi birbirine bağlı olsun. Hepsi birbirine bağlayan temel konularda kitap ve sünnet imamı olarak başında bulunsun. İşte bununla başarılırsam Allah'a olan şükrümü ziyadesiyle sürdüreceğim tabii, nankörlük yapmamak şartıyla. Öyleyse şimdi sizi bir farklılığı güzel olan bir konuyla buluşturmak ve tanıştırmak istiyorum. Kur'an hakimiyetinde Allah'a kulluk nasıl olur? Müslüman insan inşasının bir başka noktasına gelmiş oldum şu anda. Hani diyoruz ya, işte hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Hakimiyet kayıtsız şartsız falanındır. Güncel konular, gazete konuları, ideolojik söylemler, çok duyarız biz bunları. Ben diyorum ki şahıs olarak değil, bir insan olarak değil, doğru olarak Kur'an-ı Kerim'in hakimiyetinde Allah'a kulluk nasıl olur? Bak. Yani senin kulluğunun yaptırım gücündeki adresin ne? Yapmış olduğun günlük vazifelerinin arka bahçesinde kim var? Bunu çözmek istiyorum sizlere Allah nasip ederse. Bunu anlamak için Müslüman insanın Allah'a kulluğunu ispatlayan salih amellerin özeti ve manevi kimliğinin özellikleri 3 bölümde izah edilmiştir. Yani ben size 6600 küsur ayetle ortaya konulmuş olan bir kulluk hayatımız söz konusu. Bu kulluk hayatımızı ispatlayan bazı salih amelleri özet olarak ve manevi kimliğinin özellikleri olarak da 3 bölümde izah edilmiş. Ben de bunu sizlere ne yapacağım? Takdim edeceğim. Bakalım evinizde, dükkanınızda, çarşıda, gezerken, tatilinizde, hacca mı gidersiniz, Kur'an mı okursunuz, oruç mu tutarsınız, efendim evlenir misiniz? Yani hayatınızda yok olan konuların hepsinin bir Kur'an hakimiyeti, Allah hakimiyeti altında icra edilip edilmediğinin bir kıstasını, bir ölçüsünü sizlere ne yapacağım? Takdim edeceğim. Yapmış olduğumuz kulluğumuzun birincisi ruhi yönü, manevi özelliği ağır basan ameller vardır. Tabi bunlar ben kalem olarak 30 tane, 40 tane ama 100 tane ola çıkabilir. Ben birkaç örnek vereceğim. Bu örnek vereceğim konular lokomotif gibi yüzlerce konuyu çağrışım olarak sizin zihninize geri getirecektir. Yani yapmış olduğumuz amellerimizin bir manevi yönü olan ameller vardır. Manevi yönü olan ameller vardır. Ruhi yönü ağır basan amellerdir. Nedir bunlar? Namaz kılmak. Namaz kılma ibadeti ruhi yönü, manevi özelliği ağır basan ameller kategorisine konmuş. Örnek olarak. Hakikaten de öyle. Namaz. Sohbet etmek, sohbet dinlemek, bu da ruhi yönü, manevi yönü ağır basan ameller sıralamasında örnek olarak ne yapılmış? Gösterilmiştir. Zikir yapmak. Zikir yapmak
her zaman söylerim, çok zengin bir amelimizdir zikir. Zikirle alakalı bir Müslüman insanın az da olsa öğrenebileceği konu bellidir. Zikir anmak demektir. Hatırlamak demektir. Allah'ı hatırlayan, Allah'ı anan ne yapar? Zikir halindedir. Sen namazı hatırlıyorsun, ezan duydun çünkü. Ezan okundu, ha abdestim yok, hemen abdest alayım, namaz kılayım diyorsun. Bu da bir zikirdir. Hatırlayarak hemen andın. Neyi andın? Müezzinin okumuş olduğu ezan sana bir şey hatırlattı. O vaktin namazını kıl. Tamam. O vaktin namazını kıl diyen kim? Allah diyor. İkin namazını kılacaksın. Öğle namazını kılacaksın. Bak zikir sadece böyle günümüzde böyle efendim yanlış anlaşılıyor. Ben bazen gösteriyorum arkadaşlarımıza. Yani tesbihatını alırsın böyle efendim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Allah, Allah, Allah. Bunlar, bu da zikirdir. Ama ben şu anda size ne yapıyorum? Ders yapıyorum, ben de zikir yapıyorum. Sohbet yapmak da bir zikirdir. Konferans vermek de bir zikirdir. Yani güzel dini bilgileri, meşru bilgileri, faydalı bilgileri muhataplara aktarmak da nedir? Bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim açıp okuyorsunuz, hem ibadettir hem de zikirdir. O da bir zikir çünkü. Ama Allah, Allah, Allah demek de bir zikirdir. Ama siz bütün zikirleri şöyle dışlıyorsunuz. Efendim işte Allah, Allah diyorlar diyerek cımbızlıyorsunuz. Dini cımbızlamak ne kadar kötüyse, amelleri de kendi bünyesine cımbızlamak bu kadar yakışıksız olur daha doğrusu. Zikir yapmak da ruhi yönü ne yapıyorsunuz? Manevi yönü ağır basan amellerdir. Oruç tutmak, hacca gitmek. Çünkü her birinin arka bahçesi takva ile besleniyor çünkü. Bu amellerin arka bahçesinde tabiri caizse ne vardır? Hep takvaya davet vardır. Sohbet etmek diyorsun, sohbet dinlemek diyorsun. Efendimiz bu güzel meclisleri Riyazul Cennet olarak açıklamış. Cennet bahçelerine götürüyor Peygamber Efendimiz bizi, yönlendiriyor. Gidin diyor. Orada zikir halkaları var. Orada ilim halkaları vardır. Zikir halkalarının ve ilim halkalarının bir cennet bahçesi olarak eş değerde gören Peygamber Efendimiz o cennet bahçesinden sulanın. Bak bahçe var orada. Bu ağaçlarda gölgelenin. Mümkünse elin uzatın. Böyle olgunlaşmış meyvelerini alın, yiyin. Bak o kadar bunu yorumlayabilirsiniz ki. Yoksa sohbete gittim, biri dinledi, ben de konuştu, ben de dinledik. Güzel konuştu, Allah razı olsun, çıktık geldik. Ya, sen normal bir kapının önündeki bahçeye gitsen ne yapıyorsun? Bakıyorsun, efendim söyleyeyim, sulamaya çalışıyorsun, abi takım, ayıklamaya çalışıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun, yani bir bahçeden boş mu çıkıyorsun? Ya salatalık koparsın, ya olmuş olan bir elmayı koparsın, sonra yersin, ne güzel, güzel olmuş dersin, sonra teşekkür edersin. Bak bir, kendi kapının önündeki bahçene girmiş olduğun, yarım saatlik zaman dilimindeki yapmış olduğun eylem işlerine bak. Bir de sohbet meclisine gittiğin zaman yarım saatlik zamanda ne yapıyorsun? Biri konuştu, biri dinledi. Başka bir şey olmuyor. Onun için bu ruhi yönü, manevi özelliği ağır basan amelleri biz öyle bir örnekler verelim ki peşi sıra çok amelleri takma koyma imkanımız olsun. 2. Hissi yönü, yani duygusal yönü ağır basan ameller vardır. Birincisini anlamış olduk. Tekrar gösteriyorum. Ruhi yönü, yani manevi yönü ağır basan amellerdir. Örnek bunlar. Namaz kılmak, sohbet etmek, sohbet dinlemek, zikir yapmak, oruç tutmak, hacca gitmek vesaire. Yani örnekler çoğaltılabilir demektir bu. Şimdi hissi yönü, duygusal yönü ağır basan ameller vardır. Bu amelleri yapmakla da Kur'an hakimiyetine girmiş oluyoruz biz. Bunları yapmak Kur'an hakimiyeti altında yaşamış olduğumuzu kanıtlayan, ispatlayan konulardır değerli kardeşlerim. Evlenmek. Bak evlenmek hissi yönü,
duygusal yönü ağır basan amellere girmiş. Bir namazla eşdeğerde görülmemişler. Ve enkihul eyyama minkum diyor Cenab-ı Allah Nur suresinde. Bak evlenmek, adam Hristiyan'ın kendi inancına göre evlenebilir. Saygım var benim. Ama benim evlenmemin, evliliğimin başından, ortasından, sonuna varıncaya kadar bakıyorsunuz, hatırlayacak olursanız ne kadardı? 241 adet ayet. Sevgili Peygamber Efendimiz'den 475 tane gelmiş olan hadis-i şerif. Bu zengin ilahi buyrukların ve peygamber hadislerinin bize lütfetmiş olduğu nimet ve imkanlar buluştuktan sonra evliliğin ne olduğunu bir düşünün şimdi. Gazete kültürüyle, ekran görüntüleriyle, korsan buluşmalarla yapılmış olan evlenmelerin Kur'an hakimiyetinde olması mümkün değildir. Yok. Niçin? Haramlarla buluşmuş. Nişanlanıyor, hemen nişanlıktan sonra hemen tokalaşıyorlar bir anda. Elle tutuşuyorlar, gidiyorlar. Taksiye binip gidiyorlar. Bu bir haramdır bak, haram. Müslüman anne baba da böyle mutlu olduğunu yaşıyor. Allah mürüvvetini görüyor. Elhamdülillah diyor. Bir de dua atıyor be. Çok şükür. Çocuğumun nişanlanma mürüvveti Rabbim gösterdi. 5 ay geçmiş. Bir de gözleri ağlayan bir anne gelmiş. Dua eder misin? Benim kızımla damat arasında şu oldu. Ne oldu? Şu oldu, şu oldu. Sen daha canım nişanlık döneminde saatli bombayı koydun anne. Sen değil miydin alkışlayan? Mutlu olan bir hoca efendi çağırıp dua ettiren sen değil miydin? Ne dedi? Nişanlılık, nikahlık gibi sana helallik vermez. Sana serbest hakkı vermez. Nişanlılık yaptın bu kadar. Nikah kıyılmadan her türlü görüşmeye, buluşmaya, baş başa kalma, tenhari gitme haramdır, haram. İçki içmek de haram. Kumar da haram. Sen diyemezsin efendim kumar çok büyük haram. Ama ben kızımla işte damadım gitti. Ne olacak yan yana gitsin konusuna otursunlar bir prova yapsınlar. Alışsınlar birbirlerine falan. Bunlar işte her birisi Allah'ı yani Kur'an'ı karşına alıyorsun. Peygamberi karşına alıyorsun. Bir peygamberi karşına alarak Cenab-ı Allah'a kulluk yapabilir misin? Bir söyleyin. Ya ayıp derler yani. Şimdi zabıta polis kardeşimiz görev yaparken bir esnaf kardeşimiz ona bir hakaret yapmış olsa sen devletin memuruna görev başındayken hakaret yaptın diyerek suçlu görürler, mahkeme verirler. Öyle değil mi? Ya. Sen Allah'ın farzını uygulamakla mükellef olan bir kimse Allah'ın yasaklamış olduğu şeylerle ne yapıyor? İhlal ediyor. Evlenmek. Evlilikte cinsel tatmin olmak, sevgi, saygı ilki, konuşmak, latifeleşmek ile alakalı olan ameller. Bunlar hissi yönü, duygusal yönü ağır basan amellerdir. Her biri hakkında ayetleri vardır. Her biri hakkında hadisler vardır. Sevgiyi veren Allah, saygıyı veren Rabbim, hürmet duyun diyor. İlgi, alaka, konuşmak, latifeleşmek hepsi dayanıyor Allah Resulü ile annelerimiz arasındaki böyle konuştuğumuz zaman kitaplarda algıladığımız ve not tutmuş olduğumuz konulardır. Evlilik hayatıyla alakalı bağlantılı her konuyu bu çerçevede değerlendiriyor. Hissi yönü, duygusal yönü ağır basan ameller kategorisine değerlendiriyoruz. Ki bizler evlilik hayatımızın işe yaramayan evliliklerden değil, Allah Resulü'nün iftihar etmiş olduğu evlilik zincirine bir halka daha eklendiği gibi onur halkasını tatmak tavsiyesinde bulunuyorum sizlere. Kıymetli kardeşlerim. Fikir, düşünce yönü ağır basan ameller, görevler, vazifeler. Şimdi geldik. Görüyorsun ki bir Müslüman insan inşasının oluşması
yapılması, icraata konulması öyle sıradan bir olay değildir. Başlangıçta öyle bir emek veriyorsun, ölünceye kadar da ne yapıyorsun? Hayrını görüyorsun. Biz her zaman söyleriz. Anneler Allah için dünyaya gelen çocuğunuza fazla değil bak. Parmağıma bak. Kaç şu? 7. Ya 7 yaşına kadar ilgilen Allah için ölünceye kadar sen de rahat edersin, onun da rahat eder. Bizim aile hayatımızdaki çocuk problemlerimizin altında hep o 7 yıl yatıyor. O 7 yıl var ya, o 7 yıl. Çocuk anlamaz, bilmez demiş olduğumuz sloganik sözlerle mahvettik. Bakımdan fikir, düşünce yönü ağır basan ameller, görevler, vazifeler vardır. Biz bu görevleri, bu vazifeleri ifade ederken ne diyoruz? Biz de Yüce Allah'ın yani katından gönderdiği Kur'an-ı Kerim'in hakimiyetinde kulluğumuzu yaşamak istiyoruz. İlim tahsil yapmak. Birincisi bu. İlim tahsili yapmak kadın erkek herkese farzdır. İlim tahsili yapmak kadın erkek herkese farzdır. Bundan dolayı evlenmiş olan bir erkek evlenmiş olduğu hanımının dini cehalete kurban olan bölümlerini cehaletten kurtarmakla mükelleftir. Ya hoca tutacak veya hocaya gönderecek veya kendisi tamamlayacak. Başka bu işin çözümü yok. Evlenmiş olduğun hanımının cahillik olan dünyasını, bölümlerini sen İslam'la buluşturmadığı müddetçe yarın o kadın senin yakandan tutup hesap soracaktır. Ya hanımına öğretmen ol, hoca ol veya bir hoca efendiye gönder veya bir hoca efendiye Allah için rica et, senin yanında beraber bulunarak ne yapsın? Bir Kur'an kursuna göndererek dini cihatten kurtarmaya çalışacaksınız. İlim tahsili bu. Ben demiyorum ki evlendiğin hanımın ilkokul mezununa mutlaka dışarıdan imtihan verdirterek liste diyorsun al diyor muyum burada? Yok. Hanımını, anneni, teyzeni, kızını cehaletten uzaklaştırabilecek her türlü faaliyetleri proje olarak, uygulama olarak yerine koymakla mükellefiz. Yoksa bunun peşi bırakılmazsa, unutulmaz bunlar. Siyasi saha ile alakalı vazifelere iştirak etmek. Siyasi saha bu ülkede biliyorsunuz asırlardır hep tartışılmış. Batıdan getirdikleri politikayla beslenmiş olan siyaset, Bediüzzaman Hazretleri bile ne yapmış? Şeytandan Allah'a sığındığı gibi siyasetten Allah'a sığınmıştır. Halbuki adalete dayanan siyaset farzdır. Adalete dayanan siyaset farzdır. Bak açık konuşuyorum. Zulme dayanan, cehalete dayanan siyasettir haram olan. Müslümanı siyasi sahadan uzak tutmak için böyle sloganik ne olduğu belirsiz, tutarsız sözler söylendi şimdiye kadar. Siyasi saha ile alakalı vazifelere iştirak etmektir. Hatta bu sahada bir de terkif vardır. Bizim dinimiz siyaset, siyasetimiz dinimizdir demişlerdir. Adil olan siyaseti inkar eden kafir olur diyor İbn-i Teymiye güzatlar. Adil olan siyaseti inkar eden küfre girer. Bu kadar önemli. İktisadi alanda helal kazancın mücadelesi vermek gibi. Bu da bizim fikri yönü, düşünce yönü ağır basan ameller, görevlerdir. İktisadi sahamızdaki helal kazancın mücadelesini öyle bir anlayın ki bu sahada alın terimiz adeta şehidin vücudundan akan kan kadar değerlidir. Kan kadar değerlidir. Fikri, düşünce yönü ağır basan ameller, görev vazifelerimizde üçüncü kategoride bunlardır. Kıymetli kardeşlerim, konuyu son olarak cümleler halinde yapacak olursam, tüm bu ameller, vazifeler birbirleriyle bağlantılıdır. Müslüman insanın hayatı
tek bir otoritenin, yani Allah'ın hakimiyeti altına böyle bir kimlikle girmiş olabilir. Bu gerçeği insana ulaştıran ise tek bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'dir diyorum. Tek bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'dir diyorum. Netice-i kelam, çünkü her dersimin sonunda sizlere fıkhi kaideler biliyorsunuz takdim ediyordum. Sırına geldiğinden dolayı konumu burada virgülle ayırıyorum. Ve yapmış olduğumuz bu dersimizin, tekrar tekrar söylüyorum, ülkemiz için, hepimiz için hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şimdi gelelim bu dersimde sizlere takdim edeceğim. Önce bir ev ödevimiz vardır. Ev ödevimiz. Ev ödevimiz Bakara suresinin 156. ayet. Hepimizin Arapçasını bilmiş olduğu bir ayet. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bu ayet-i kerimeyi biz ister insan ölsün, ister eşya kırılsın fark etmez söyleriz. Sabah kahvaltısını yaparken eğer çay içmiş olduğun bardak elinden düşüp kırılıyorsa senin ağzından çıkan ilk iş inna lillah ve inna ileyhi raciun. Hiç sinirlenme. Çocuğuna bağırma. Kendi utanma. Özür dilerim de ona girmeden evvel inna lillah ve inna ileyhi raciun. Çocuklar özür dilerim. Sakarlık yaptım diye geç. Demek ki insan ölümünden eşya kırımına varıncaya kadar, yani dünya bağlantılı tüm musibetlerden dolayı biz inna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz. Öyleyse ev ödevimiz ne? Aile ortamından lütfen bu ayeti gündeme taşıyalım. Baba desin inna lillah ve inna ileyhi raciun ne demektir? Niçin bunu söylüyoruz? Sala verildiğinde, insan öldüğünde, efendim deprem olduğunda, sel geldi. Yani dünya bağlantılı bir musibet yaşandığı zaman niçin inna lillah ve inna ileyhi raciun deriz? Çünkü Peygamber Efendimiz dünya bağlantılı musibetlerden dolayı inna lillah ve inna ileyhi raciun demiş. Din bağlantılı musibetlerden Allah'a sığınmış. Din bağlantılı musibetlerden dolayı inna lillah ve inna ileyhi raciun denilmez. Ondan Allah'a sığınılır. İşte bu ayetin, madem 70 milyon insanız Türkiye'de, %99'umuz Müslüman, kadın erkek herkesin ezberlemiş olduğu bu ayetin niçin söylüyoruz? Arka bahçesi nedir? Sebebi nedir? Hikmeti nedir? Bunu size ev ödevi olarak ne yapıyorum efendim? Takdim ediyorum. Bir tanesi ev ödevi. Fıkhi kaydeleme kaydıya sıra geldi şimdi. Namaz kılarken, erkek ol veya kadın ol, namaz kılarken namazda kafayı, yani başı bir tarafa eğmek, selam verirken omuzdan başka yere bakmak mekruhtur. Tekrar söylüyorum. Namaz kılarken. Bazıları böyle namaz başını böyle yaparak okuyor. Bu şekilde baş eğerek namaz kılmak mekruhtur. Yani efendim ben huzur buluyorum, şunu buluyorum. Yok. Fıkıh sana böyle bir kapı açmamış. Kusura bakma. Baş eğerek namazını öyle başını sağa sola sarkıtarak duramaz. Normal olarak Allahu Ekber der, namaza duracaksın. Böyle yapayım, yok böyle yapayım. Böyle bir böyle dervişhane pozisyonu sergilemeye gerek yok. Hani sohbet yaparken yap bunu, zikir yaparken yap ama namazda kafanı böyle sağa sola tartma. Bir. İki, selam verdiğin zaman da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip omuzunun başına, şu kısmına bakacaksın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Rahmetullah diyor, şöyle bakıyor, kim var ki? Hadi de böyle yapıyor adam şimdi. Safta kaç kişi var gibi. Bu meleklerin hakkını versene. Sen niye sağına soluna selam veriyorsun diye. Bunun esprisini bir öğren önce. Burada
nurdan yaratılmış olan güzel varlıklar varken gözün ne sağda solda dolaştırıyorsun? Bak seni bekliyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek güzelce bir namazdan çıkmayı fukahamız ne yapmışlar efendim? Hararetle tavsiye etmişler. Kafayı başı namazda sağa sola böyle eğerek namaz kılma konusunu ve selam verirken de omuz uçlarına bakmayı da sağa sola bakarak selam vermeyi de ülemamız ne yapmışlar? Kerahat görmüşler. Bir. İki. Yenilen bir şeyin tadı ağızdan gitmeden o tadı duya duya namaz kılmak caiz değildir. Ağzınıza bir tatlı bir şey aldınız veya tadı olan bir şey aldınız. O ağzınızdaki, dilinizdeki, damaktaki tat kaybolmadan o vaziyete namaza durmak caiz değilmiş. Değil diyor ulema. Bilhassa iftar açıp ağzı çalkalamadan veya yenilen şeyin tadı geçmeden namaza durmak caiz değildir. En basitinden bak. Büyük İslam İlmi Hali Ömer Nasuh ben merhumun. İsterseniz bakın orada. Yeni baskı bilmiyorum nasıl yapıldı. 236. sayfada bunları bulabilirsin. Veya Nimet-i İslam'da da var bunlar. Bu da çok yapılıyor. Bilhassa mesela şeyde Ramazan aylarında olsun veya Umre'ye hacca giden perşembe pazartesi akşamları ezan okunduğu zaman hemen bir hurma alınıyor. Hurmada bir türlü Allah-u Ekber diyor. Diyor. Ya senin ağzına daha hurma bulaşı var kardeşim. Olmadı bu şey. Bu şekilde bir namaza giremezsin. Namaz o kadar laubali olarak gelecek bir şey değildir ki. Lütfen bu ruhi disiplinimizi fiziksel disiplinimizle besleyelim. Fiziksel disiplinimizi ruhi disipline aktaralım adeta. İkiz olsun daha doğrusu. Bu namazdır. Bu başka şeye benzemez. Son bir fıkhi hükümle sizleri buluşturuyor ve dersimi orada kapatmak istiyorum. Vasiyet iki tane kişi yani iki şahit huzurunda iki erkek de olabilir veya bir erkek iki kadın da olabilir. Eğer iki kişi tarafından yapılmazsa varisler vasiyeti kabul etmeyebilir. Yani ölmek üzere olan veya ölmeden evvel bir kimse vasiyet etti birine. Vasiyet etmiş olduğu konu hakkında iki tane şahit olması lazım. Bu değil de ben işte rahmetten böyle bir şey duydum, bana şöyle vasiyet etmişti dese şahidin kimdir derim. Ya kimse yok dedi, bana söyledi. İtibar etmem ben sana, kusura bakma derim ben. Bak bu da günümüzde çok önemlidir. Vefattan sonra varisler birbirlerine giriyorlar. Bazen tabancalar, tüfekler konuşuyor. Bir de bakıyorsun ki ölünceye kadar birbirlerine küst kalmaya çalışıyorlar. Vasiyet, iki şahit huzurunda iki erkek veya bir erkek iki kadın çağrılır. Vasiyet eden şahıs da iki şahit huzurunda vasiyet etmiş olduğu kimse güvenilir bir insana vasiyetini yapar. Daha sonra varisler bu vasiyeti yapmış olan insanın ağzından çıkan rahmetli babanız, rahmetli anneniz şöyle bir vasiyette bulunmuştu. Aha bunlar da iki tane şahittir der. O ne yapar? Ölenin varisleri de bu vasiyeti baş gözüne tutarlar. Biliyorsunuz fıkıh bizim hayat tarzımızı düzen ve intizama koyan bir ilim dalıdır. Fıkıhsız ve tasavvufsuz bir hayat insanı fıska ve zındıklığa götürür diyen de kimdir? İmam Malik Hazretleri. Aynül İlim, cilt 1, sayfa 33. Hepinizi bu duygularla selamlıyorum. Allah'ın selamı, bereket ve rahmeti üzerinizden eksik olmasın kıymetli kardeşlerim. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. 40'ar dakikalık zamanlarda icra edeceğimiz dünya konjonktüründe statüsünü, geldiği noktayı ayetlerle, hadislerle, kıssalarla, tarihi geçmişte 1400 yıllık dokümanlarla bir müştehit imamın iştihadını elle tutan gözlerle